Vatanı sevmeye şimşek. Çöplükten neler neler yaktın, ne bileyim ben çöplükten şey yapmışımdır. Çalışıyor, tarla işleri. Ondan sonra evlendik işte, çocuğu sahip olduk. Benim olmadı da çocuğum, kumamın oldu. 20 yaşında evlendim. Öyle kaldı, ondan sonra çocuğumuz olmadı 20 sene. 20 sene gezdik, boş. Adam dedi çocuk. Ondan sonra beni Dağıstanlı'la doktora götürdüler. Ondan sonra yumurta falan çalışmıyor dediler. Ondan sonra adam evlendi, çoluk çocuğu oldu. Adamı everdim. Ondan sonra çok sağ olduk, ne bileyim. Kumayı sen mi gidip istedin? Ben gittim, getirdim bile. Ben kuma alacağım sen dedim, everci yok adamı dedim. Ufak çocuğu da bağ verdiler, iki çocuğu vardı, biri 40'lıydı. Büyüğü de 1,5 yaşında, iki kız peşine aldık. Bir tane düğün etti zaten, kız aldım. Ondan sonra da kız gelin aldım, gelin. İki tane çocuk anası aldım. Seni kocamla mı evlendireceğim dedin? Evet, evet öyle dedim. Ne dedi öyle deyince? Hiç hissetemedi, hiç hissetemedi. Geldi gitti. İki tane oğlumuz oldu peş peşe, bir de kızımız oldu. Ama onlar benden ilgilenmiyor. Hele kız hiç benden konuşmuyor. Çarşamba'da, kocada. Öbür kumayı ne yaptın? Öbür kuma durmadı. 2 sene sonra gitti. Kocaya çoluk çocuğu oldu. Ev ocak sahibi oldu. O niye durmadı? Çocuğumuz yok yine. Ben çocuk etmeye geldim dedi. Çocuk etmesem durmam dedi. Kız aldığımı düğünden aldım eve gidi. Babacığım namaz kılıyor kılıyor bitiremiyor. Evliliğin namazı kılıyor kılıyor bitmiyor. Kuma alıyorum kızıma değine. Şey, karnına gitmiş adamın. Zoruna gitmiş. Kılar kılar baş olmaz namaz. Haydi hacı dayı, haydi hacı dayı diyorlar adama. Geldik gittik işte ne bileyim. Az da davul istedi adamı kızın babası. Neler gördüm, neler gördüm ben. Evet. Gittiğinde o kız şaşırmadı mı? Kocama kuma alacağım deyince. Yok ya, o seviniyor. Bir yere gidiyorum zannediyor. Biz köylüyük. Biz fındıklıkta duruyoruz. Fındığımız var. 6 ton, 12 ton fındıklar var. 6 ton bölüyor oğlanlar. Fındık zamanı istiyorum. Bana da veriyorlar Allah için onlar. Hele ufak oğlandan çok memnunum. Mustafa'dan çok memnunum ufak oğlandan. Ama büyüğünün karısı o, diktatör. İşte benim bir ağız suyla başımı yekemedi. Ben de geldim buralara düştüm. Semiha teyze, üzüldün mü kocan evlenince? Üzülmez miyim? Çabuk üzüldüm. Sene sonra kuma yaptım. Ondan sonra kumayla da durduk. Ne bileyim 75 yaşındayım şimdi işte. 4 sene oldu adam öleli. Adam öldükten sonra kumayla durdun mu? Evet duruyorum şimdi yine onun hanımı. Kumam geliyor gidiyor buraya. Adam dövüyordu onu, saçlarından sürüklüyordu. Çekici diyor diyene, benden çekici diyor. Anlaşmıyor vakarıyla diyene. Saçlarından tutup sürüklüyordu. Neler ediyordu ona? Bir yere gitmeye çıktı, geri döndürdüm ben. Ben geri döndürdüm, kumayı geri döner mi? Geri döndürdüm. Ben her şeyi çok gördüm ama söyleyemiyorum. 2 tane kızı oğlu var, 2 tane oğlu. Bir de kızı var, 3 tane çocuğu var. O çocuklardan işte Allah razı olsun. Sen mi büyüttün? Oo ne demek ben büyüttüm var. Hatta babaanne deyince canı çıkıyor şimdi kızların bağı. Şeyler torunlarımı. Her zaman telefon ediyorlar buraya. Babaanne neredesin gel diyorlar. Neredesin gel. Gidebilsen gezmeye gideceksin işte. Bunda zamanı gidiyor. Kumay'ın çocukları babaanne mi diyor sana? Evet. Babaanne diyorlar. Deli oluyorlar benim için oğlum. Gel ukan, aman önüme çık Allah, gel ukan. Ha babaanne de deli oluyorlar. Benim önüme geliyorlar, uça uça çocuklar. Deli oluyorum, ben de onları çok seviyorum. Onlar da beni seviyorlar. Kumamın çocukları ya, torunlarım. Torunlarım beni çok seviyor, ben de torunlarımı seviyorum.
geçti. O geçmişte aklıma gelince tabi deli olasım geliyor. Verdane Taş Demir. Evet, Verdane Taş. Hı hı. Kaç yaşındayız? Vallahi işte yaşımı bilmiyorum. Kimlikte yazıyor ya. He, bilmiyorsun. Okumuşluğum yok. Okumuşluk evet. Olmadım ki. Evet. He, işte çocuğum olmadı. Ev verdim, getirdim. Ondan sonra çoluk çocuk olunca beni kapıya attılar. Gelen karıyla beraber olduk hocam, gittik hocam. 15 sene oturdum babamın orada. Yeni camide ev vardı babamın. Analık komadı. İşte ilk evliyim. Çocuğum olmadı. 15 sene... Olmadı, gittik geldik, ona olur dediler. Ona düştüm, everdim, getirdim. 5 tane çocuğu oldu. Onlar hep büyüttüm, ettim, birini gelin ettik. Ondan sonra da kapı dışarı ettiler beni. Dillik vermediler karı koca. Ondan sonra geldim analığım oraya. Bir sene analık kumadı. Verdane teyze, sen kocana kuma mı getirdiniz? Elimle getirdim, elimle everdim, getirdim. Ta Kozaklı'nın Karasener köyünden getirdim ta. Niye getirdin? Neden? Ne yapayım çocuğu doktor ona olur dedi. Ben de gittim everdim. Ona düştüm getirdim. Ben böyle edecekler nereden bileyim? Evlatlık alsaydınız. Almadı. Ona da razı gelmedi ya. Ona doktor olur deyince o almadı. Peki Ferdan, kimin fikriydi Ferdan'ın teyze? Vallahi kocamın fikriydi. Everirsen everin dedi. Vermesen daha kapı dışarı dedi bana. Ama o bir türlü de dışarı attı. İşte gelen karıyla bir oldular attı çoluk çocuk olunca. Kaç çocuğu olduktan sonra beş tane çocuğu oldu. Sen mi büyüttün o çocuğu? Ya bunların hepsini ben büyüttüm. Anlat biraz o yaşadıklarını. Vallahi işte yaşadıklarım zorlu çile çektim yani. Bunu görmedim. Ya 7 senede öyle oturdum yeni camide babamın orada. Analık olmadı. Emmimin kızı vardı onun içinde yattın öldü. Onun kayınbabasının evi vardı. Oradan çıkarttı kiracıya kızım gelecek diye. Beni oturtturdu. 7 sene de öyle oturdum. Ondan sonra bu adama vardım işte. 15 sene de bu Ervan karnı çektim. Ondan sonra yatağa düştü. Bir sene de onu temizledim affedersin bizim ayağın altına. Ondan sonra da adam ölünce çoluğu çocuğu dirlik vermedi bana. Ya 6 tane çocuğu vardı adamın. Sen bu çocuklara emek verdin mi? Bak. Bunlara vermedim yok. Onlar hep evli baklıydı. Yok. Yeni doğduklarında. Ya bak onlar hep ben büyüttüm diyorum işte. Böyle şimdiki bir hazır bez neredeydi? Niye razı oldun Ferdane teyze? İşte şöyle. Dedim ki varsın olsun. Fadime anamızdan büyük kişi değil mi dedim. Evelim de varsın ocağa kor olmasın dedim. Nereden bileyim bunların böyle diyeceğini. Ya. Çocuklar kaç yaşına gelince? Koca oldular. Birini gelin ettik. İlkine kız olduydu. Okuttuk, ettik. Gelin ettik onu. Öbürler de hep yetişiyordu. Ondan sonra ne dediler sana? İşte dillik vermediler diyorum ya. Resmi nikahın yok muydu? Vardı. Nikah ne olacak ki? Sana bakmadıktan sonra nikah ne olacak? Evet. Ya. Boşanmış mıydın? Boşandık. Önce? Boşandık. 15 sene oturdum. Hakkını helal ediyor musun? Adama ederim de çocuklarını etmem. Şimdi peki o birincisi ne yapıyor? Vallahi adam öldü işte, mezara gitti, biz de buraya geldik. Yok o üstüne evlenen. Üstüme evlenenin duruyor, çoluk çocuk evlendi gitti, karı koca kaldılar. Burada derler ki Gölcük'teler, Gölcük gitti. Evet. Burada derler. Çok üzüldün mü Ferdane? Neyine üzüleceğim onlar? Onlar benim canımı yaktı, ben üzülür müyüm onlara? Yok, sana bu... Haksızlığı yaptıklarına çok... İşte üzülürüm, üzülmez olur mu? Ben neden mahvoldum böyle? Ya. Ben mafiden iptildi kocam oldu. Bu adamdan ben ağırmadım, incimedim. Yattığı yerleri incitmedim. Bak 15 sene baktım. Ya. Bunda çocuklar işte. Dillik vermedi bana. Adam ölür ölmez dillik vermediler. Bunlara da baktın, emeğin geçti. Bunlar gelirdi işte, seneden seneye içeye gelirlerdi tatile. Benim evde yerler dökerler giderlerdi. Korup da gitmezlerdi ya. Evet. Ya. Evet. Herkes kendi evladından hayır göremiyor ki. Elin çocuklarında ne hayır göreceğim. Çocuklukta nasıl, babaanne nasıldı? Vallahi ben çocuklukta çok iyi yetiştim. Beni yetiştirenler nur içinde yattılar. Beni büyüdenler evlatlık almışlar, ben bilmem. Benim anam ölmüş,
bir bacı bir kardeşidir. Ondan sonra bu İlecekli'ye beni evlatlık vermiş babam. Ama, orada büyüdüm ben. Ama onlar gelin etti, cihazım, benim her şeyimi yaptılar, gelin etti, işte bacısının oğluna verdiydi. Yok, çok iyileriydi. Yattıkları yerin gitmesin. Allah Fadime anamıza, peygamberlerimize Allah komşu etsin onları. Amin inşallah. Ya onların yanında yetiştim. Ne gün gördüysem orada gördüm. Ama şeyden sonra evlendikten sonra işte mahvoldum. Kaçıncı yılında çocuk şey oldu Ferdane teyze? 15 sene, 20 sene öyle çocuksuz gezdik yani. Gezdiniz. Hemen vermedim. Evet. Onda yoğurdu, elinde olsa kalmazdı o zamana da. Fabrikada çalışıyordu, bir aylık alıyordu, ne olacak? Çoluk yok, çocuk yok. Evet. Ya işte aylık da azalıyordu, onun için şey demedi, aylık ipi olup da şey deyince evlenmeye başvurdu. Parayı bulunca? He. Öyle etti. Ferdane teyze burada nasıl, mutlu musun? Vallahi mutluyum burada. Diyor ama bileydim böyle rahat olacağımı daha evvel gelirdim buraya. Onların karnını hiç çekmezdim, onların ağzını çiğnir. Evet. Ya. Allah razı olsun. Amin, amin, amin. Cümlemizden Allah iyilerle işittin. Ahirette de, dünyada da. Evet. Ya. Gençlere bir mesajın var mı? Ne söylersin? Vallahi gençlere mesajım, çocuğu olmayan kocasını ev vermesin. Evlenirse de hemen dara çıksın. Derhal boşansın. Karnını çekmesin elin karnını. Benim mahvoldum işte diyorum, bileydim o zaman çıkardım. Sen şey mi düşündün Ferdane teyze? Kuma gelsin, çocuğu olunca... Heh, çocuklar işin... olsun dedim, beraber yaşayak dedim. Ben nereden bileyim bunun böyle edeceğini? Ya. Seni kandırdı. Ya kandırdı tabii, kandırdı. Ne oldu ya? Bak şimdi ben kendimi göremiyorum. Allah şifalar versin. Ya amin, cümlemize. Cümlemize versin şifa. Ağzına sağlık Ferdane teyze. He, sağ ol. Beyne sağlık. Sağ ol, sağ ol. Çok siz sağ ol. De sağ olun yavrum. Çok... Allah uzun uzun ömür versin hepinize de. Ben hepsinden memnunum. O Koreliler şeyden nereden de memnunum, hepsinden, hepsinden. Yüreklerde saklı sözler, kırık hayatlar, kırık hayatlar. Size hürmet, size saygı, kırık hayatlar. Ben 90 doğumluyum. Küçükken hep böyle spora ilgim vardı, yatkınlığım vardı. Kendim bir şeyler hep yapardım. Koşu olsun, işte voleybol oynardım arkadaşlarımla. Ama genelde benim zamanımda okullarda beden eğitimi öğretmenlerinin hani spora yönlendirme gibi durumları yoktu şimdiki zaman gibi. Hep spora ilgim vardı ama hani engelli olduğunuz zaman çok fazla insanlar sizi yönlendiremiyorlar yeteneğiniz olsa da. Hayatım boyunca da hep hırslıydım. Hep böyle hareketli bir çocukluğum olmuştu. O şekilde devam ettim. Sonrasında ben Bayındır Hastanesi'ne başladım 2009 yılında. Orada benim supervisor'ım engellilere yönelik bir spor kulübü açtı. Ve öylelikle ben badminton'a başladım. 2013 civarlarında. Daha sonrasında badminton'a devam ettim. Orada da Türkiye'de derecelerim oldu. Sonrasında NS Cup olarak bir özel turnuva düzenlediler, yurt dışı turnuvası. Orada da derecem oldu. Sonrasında badminton'da hem çalışıp hem antrenman yapmak çok zor oluyordu benim için. Çok fazla da badminton'un bana uygun bir spor dalı olmadığına karar verip bırakmıştım. Aynı zamanda da badminton'da cemililiğim vardı. Onunla da ben Gazi Üniversitesi spor bilimlerine girdim. Bu sene mezun oldum tamamen. Orada sporu, badminton'u bırakmıştım. Bıraktıktan sonra sporla tekrardan ilgilenmek istedim.
Sonrasında benim bir arkadaşım vardı, kickboks yapıyordu. Onun hocasına kickboks yapmak için gittiğimde para tekvandonun olduğundan burada başarılı olabileceğimi söyledi ve beni yönlendirdi. Bu şekilde başladım. Yani benim engelim doğuştan doktor hatası olarak sinirsel damarların ezilmesi. Brachial plexus deniliyor zaten. Yani doğuştan gelen bir engeliniz olduğu zaman engelinizi çok da fazla önemsemiyorsunuz. Tabii bunda ailenin de çok büyük etkisi var. Benim ailem hiçbir zaman benim engelli olduğuma dair bir şey yapmadı. Mesela ben kendime engelliyim bile dedirtmediler. Her zaman beni desteklediler. Her yapılan işte hep arkamda oldular. Hep bana güvendiler. Yani aile bu konuda gerçekten çok önemli. Ailenin verdiği değer, onların sana yaklaşım şekilleri senin kendini engelli gibi hissetmemeni sağlıyor. Yani benim çok arkadaş çevremde de çok büyük sorun yaşamadım açıkçası. Çünkü benim engelimin biraz daha hafif olmasından kaynaklı da olabilir. Yani hiçbir zaman böyle bir sorun yaşamadım. Yani hiçbir zaman bana demediler, şunu yapamazsın, bunu yapamazsın demediler. Her zaman bir şey yapılacaksa Seçil yapar, karışmayın, Seçil halleder denildi. O yüzden kendime de özgüvenim bu yüzden de yüksek sanırım. Babam mesela hiçbir şey yapmasam bile benimle gurur duyan bir insandır, hep övünen bir insandır. Onların yaklaşım tarzları benim bunu hiç sorun haline getirmememi sağladı açıkçası. O yüzden de kendime özgüvenli bir birey olarak büyüdüm ben. Sorun hiç teşkil etmedi bana. Tabii tanıdığım böyle engelli arkadaşlarım vardı. Onlar kendilerini hep hayattan soyutladılar. Hep bir adım geride durdular o zamanlar. Ama onlar da şimdi bu zamanda insanların destekleriyle, engeli daha normal karşılamalarıyla onlar da hayata kendilerini açtılar benim gibi. En iyi rehber spor sanırım. Evet, şöyle spora başladıktan sonra kendime güvenim daha fazla arttı. Öncelerde ufak tefek bazen sorun etsem bile şu an hiç sorun etmiyorum. Kendimi hiç öyle görmüyorum. Spor alanında büyük başarılar elde edeceğimi ummuyordum. Ama her zaman hırslı biriydim. Her zaman kendime güvenim vardı. O yüzden hiç kendimi böyle geride tutmadım hiçbir zaman hayatımın hiçbir alanında. Ben 2018 yılında para tekvandoya geçiş yaptım. 2019'da dünya şampiyonu, yani şöyle söyleyeyim, 2019-18 Aralık'ta Türkiye şampiyonasında ikinci oldum. 2019 Şubat'ta dünya şampiyonasına katıldım. İlk yurt dışı maçımdı. Bir derecem olmadı. Daha sonrasında tekrar bir Türkiye şampiyonası oldu. Orada şampiyon oldum. 2019'da Avrupa, İtalya Bari'de Avrupa Şampiyonası oldu. Orada Avrupa üçüncülüğüm var. 2020'de Asya turnuvamız oldu. Tabii öncesinde yine Türkiye Şampiyonası oldu. Orada da şampiyon oldum. Türkiye Şampiyonası oldu Mart 2021'de. Korona geldiği için biz tabii bir seneyi hiç maç yapamadan geçirdik. Hatta 2020'de yine bir Türkiye Şampiyonası oldu. Orada da şampiyon oldum. Hırvatistan'da maçımız vardı. Koronadan dolayı iptal edildi. Sonra 2021'de yine şampiyon oldum. Ve Asya turnuvasına gittim, Lübnan'a. Orada da üçüncülüğüm oldu. Bu sene de Avrupa şampiyonumuz oldu İstanbul'da. Orada da şampiyon oldum. Tebrikler. Teşekkür ederim. Tekvando zor bir spor. Evet, çok zor. Güney Kore Üniversitesi'nde bildiğim atasporu. İlkokulda bu ders olarak. Siz de dolayısıyla tabii ki geç başlayan biri olarak evet. Bu şeyi, başarıyı nasıl sağladınız? Çünkü kaslar açılması vesaire evet. Bu bir insan doğasına biraz ters. Evet, doğru ama küçük yaştan da olsa hep sporun içerisindeydim. Bir şekilde spor yapmaya çalıştım. Bunun etkisinin çok fazla olduğunu düşünüyorum. Çocukken de inanılmaz hareketli bir çocuktum ben. Spor saha faaliyetlerinin içerisinde her zaman girerdim. Sonrasında zaten badminton oynadığım için de zaten spor bilimlerinde de okuduğunuz zaman her branşta bir şekilde dersini gördüğünüz için kendinizi geliştirebiliyorsunuz. Yani tamam tekvando yapmadım ama ağırlık antrenmanımı yaptım, koşularımı yaptım, badminton yaptım, tenis oynadım. Yani birçok branşla uğraştım. Altyapıdan sağlam gelmenin etkilerinin olduğunu düşünüyorum. Esneklikte de sorunlarım tabii oldu.
Yani birdenbire başka bir spor dalına geçtiğim zaman maçlarda ya da antrenmanlarda, kamplarda sürekli sakatlanmalarınız oluyor. Kasların, eklemlerin, tendonların bu işe adapte olma sürecinden ötürü. Tekvando'nun da zaten antrenmanları da çok ağır geçiyor. Buna adapte olmam tabii ki biraz zor oldu. Ama zamanla hocamın da doğru antrenman metoduyla bunların üstesinden gelebildik. Bedeninize bunları kattı. Kişiliğinize ne kattı Seçil Tekvando? Tekvando bana daha sakin bir insan olabilmeyi öğretti. Daha kontrollü olabilmeyi öğretti. Ve yani Tekvando'nun benim hayatıma birçok şey kattığını zaten biliyorum. Tekvando'yu çok seviyorum. Birçok spor dalıyla ilgilendim. Evet, benim hayatıma uygun, bana uygun da tek spor dalının Tekvando olduğunu düşünüyorum. Yani şu anda amacım zaten ben 2020 Tokyo Olimpiyatlarında 57 kilonun yedeğiydim. Olimpiyat yedeğiydim. İnşallah 24'te olimpiyata da gidebilirim. Sonrasında da tabii ki isterim tekvando antrenörlüğü yapabilmek. Ama tabii üniversiteden de mezun olduğumda tenisten aldım uzmanlığımı. Üçüncü kademe tenis antrenörüyüm. Aynı zamanda otizm eğitimcisiyim, spor eğitmeniyim. Tabii tekvandoya da girmek istiyorum. Yani benim ailem hiçbir zaman böyle düşünmedi. Bence böyle de düşünülmemesi gerekiyor. Yani çalışan bir vücutta, spor yapan bir vücutta zihin daha iyi çalışır. Yani çocukların sürekli ders çalışması onların başarılı olacağını göstermiyor. Çocuklara sosyallik adı altında hareket etmelerine yardımcı olunması gerekiyor. Çünkü ne kadar çok hareket eder, spor yaparsan zihnin de o kadar çok açılıyor. Algıların açılıyor ve hayatta daha başarılı oluyorsun. Yani ben üniversitede bir hocam da bana bunu söylemişti. Bu kadar çok kampa gidiyorsun, nasıl bu kadar başarılısın diye. Çünkü kampa gidiyorum, spor yapıyorum ama aynı zamanda da derslerimde başarılı olabiliyorum. Çünkü sosyal olarak da sporla da kendimi, bedenimi beslediğim için zihnim ve algılarım daha fazla açık oluyor. Peki spor yapmamış Seçil nasıl olurdu acaba? Spor yapmamış Seçil biraz böyle kendine güveni az olabilirdi zaman geçtikçe çünkü. Bu kadar başarılı olamayabilirdim eğitim hayatımda da. Yani nasıl olur Seçil acaba? Hiç düşünmedim ben bunu. Düşünmedin mi? Şimdi atama bekliyorsun. Evet. İnşallah o yönde de hizmet verecek. İnşallah, inşallah. Rol model de olacaksın. İnşallah. Öğrencilerine. İnşallah. Buralarda hayallerin nedir? Şimdi spor uzmanlığından ben tercih yaptım. Eğer atanabilirsem inşallah. Göreve başladıktan sonra antrenörlüğe geçiş yapmak istiyorum. Ve sonrasında bilmiyorum, belki öğretmenliğe geçiş yaparım. Burada bütün çocukları spora yönlendirmek, onlara sporu sevdirtmek, onların yeteneklerine uygun bir spor dalına yöneltmek tabii ki en büyük isteğim. Ya benim zorluklarım daha çok bebeklikten çocukluğa geçiş zamanları ve ameliyatlardı hayatımda zorluklar. Başka daha fazla ben zorunlu yaşamadım. Tabii engel seviyesine de bağlı bu. Benim engel seviyem yani çok benim hayattan soyutlayacak, işlerimi yapamayacak seviyede olmadığı için de ben çok fazla zorluklarını yaşamamış olabilirim. Engelli bireylerin hiçbir zaman kendi içine kapanmamasını, hayatın tam merkezinde olmalarını, hayatı sevmelerini ve sporla kesinlikle uğraşmalarını tavsiye ediyorum. Velilerinin de her zaman onları desteklemesini ve onları bir engelliymiş gibi davranmamalarını, onlara normal bir bireymiş gibi davranmalarını istiyorum. Hiçbir zaman geri plana atmamalarını istiyorum. Tamamıyla spor yapmaları. Çünkü spor yaptığınız zaman her türlü kötü alışkanlıklardan uzaktasınız. Ama spor yapmazsanız, çocuklar boşluk döneminde oldukları zaman bu tarz zararlı şeylere yönelip kendilerini mutlu etmeye çalışıyorlar. Ama spor yaptığınız zaman o spordan çıktığında oh çok güzel demek var. Bunun içinde yönelmemeleri için kötü şeylere de velilerin de çocuklarını her zaman spora yöneltmesini tavsiye ediyorum. Çocuk gelinler. Evet, bundan kanayan yaramız, evet.
Yani nasıl olabilir de bir aile küçük, daha büyümemiş bir çocuğu evlendirebilir? Benim aklım, zihnim bunu algılamıyor kesinlikle. Bizim ülkemizde genelde kadınlar hep arka plana atılıyor. Kadınsa eğer sussun, kadınsa işte ailenin dedikleri yapılacak. Bu tarzda hep hayatımızı yaşıyoruz. Aslında kadınları her zaman desteklemeliyiz. Kadınlarımızı, kızlarımızı okutmalıyız. Onların gelişimine katkıda bulunmalıyız. Ve bu kanayan yaramız inşallah bir gün son bulur. Ben kadınlara şiddet uygulayan erkeklerin basit insanlar olduklarını, aciz insanlar olduklarını düşünüyorum. Kendi içlerinde psikolojik sorunlarının aileden gelen, belki de bilemiyorum, sorunlarının olup bu sorunlarını sadece kendinden zayıf insanlardan çıkarttıklarını düşünüyorum. Yani dediğiniz gibi dinimizde de hiçbir zaman kadın ezilmemiştir. Kadın her zaman yüceltilmiştir. Ama bizim insanımız, yani insanlarımız neden bu şekilde davranıyorlar? Kesinlikle bence acizliklerinden dolayı. Kadına şiddetin azalması için de bence bütün kadınlarımızın bir dövüş sanatıyla ilgili bir kursa gidip kendilerini bu konuda yetiştirmelerini ben tavsiye ediyorum ve bu şekilde de ilerlemelerini. Peki vaktin olsa gönüllü ders vermek ister misin? Tabii ki isterim. Tabii ki isterim. Tabii ki. Çünkü bir kadın dayak yediğinde, şiddet gördüğünde, gerçekten izlediğimde ben, yani içim acıyor. Yani ne zaman, nasıl olursa olsun. Benden zaten benim böyle doktor arkadaşlarım da var. Onlar da doktorlara olan şiddetlerden yakındıkları için onlar da söylüyorlar bana, bize de ders verir misin diye. Ben de her zaman söylüyorum, gönüllü olarak ders veririm uygun olduğumuz zamanlarda. Şimdi eşine şiddet uyguluyor veya kız arkadaşına. Daha sonrasında da sevgi bekliyor. Bu manada bir sevgi devam edebilir mi? Tabii ki de etmez. Yani şiddet uygulayan bir kadının şiddet uygulayıcıya olan bir sevgisinin olduğunu zaten düşünmüyorum. Yani sevgisi varsa da zaten böyle olaylardan sonra kesinlikle biter. Şiddet uygulayan insanın narsist düşünceleri bence bu. O yüzden bu durumda olmamalı. Kadınlarımız da hiçbir zaman bu konularda, şiddet konularında susmamalı, sineye çekmemeli. Yani benim ilave edeceğim ailelere söyleyebilirim. Çocuklarını küçük yaşlardan itibaren, yani sporcu olmasınlar, eğer istemiyorlarsa sporcu olmasınlar. Ama kesinlikle bir spor, bir fiziksel aktivite yaptırsınlar. Çocuğun isteğine, zevkine, futbol olur, basketbol olur, tekvando olur, boks olur. Artık hangi spor dalını yapmak istiyorsa çocuklarını yönlendirsinler. Çünkü artık çocuklar bilgisayar başında, tablet başında oturmaktan, hareketsizlikten artık normal koşmayı, yürümeyi, dengede durmayı bile yapamaz hale geldiler. Bilinçli bir aile fertleri olarak her zaman çocuklarını spora yöneltmelerini istiyorum.